Dertliyi anlamak, anlatmak için öyle uzun boylu gezmeye gerek yok. Eski adı Ramazan Dede olan Esentepe'yi aşarsınız, Mengen yoluna dönersiniz, herhangi bir ağacın altında soluklanırsanız zaten dağlar taşlar, kurtlar kuşlar, böcekler yapraklar size Dertliyi anlatır. Gerçek adı İbrahim olan Dertli, Bolu'nun Şahnalar köyünde doğmuş. Babasının ölümünden sonra köyün ağası ya da zengini onun mallarına, topraklarına el koyunca Dertli dertlenmiş, almış sazını düşmüş yollara. Hele hele günün birinde birisi kendisine senin sazının içine şeytan girmiş deyince iyiden iyi dertlenmiş. Almış sazını ve şöyle söylemiş. Telli sazdır bunun adı, ne ayet dinler ne kadı. Bunu çalan anlar kendi, şeytan bunun neresinde. Venedik'ten gelir teli, şimdi burada duralım. Demek ki günümüzden 200 sene önce bağlamanın teli Venedik'ten gelirmiş. Dertli böyle söylüyor. Şimdi acaba merak ediyorum, o zamanlar Dertli'nin sazını aldığı dükkanın vitrinde yazıyor muydu? Müjde, ithal malı Venedik teli geldi. Çünkü günümüzde yazıyor. Ne yazıyor mesela? Müjde, ithal malı Fransız peyniri geldi. Yani ithalat o günde varmış. Bunu şu bakımdan söylüyorum. Acaba günümüzde genç bir müzisyen, genç bir şarkıcı gitarına bir övgü, bir merseye yazsa ve dese ki Amerika'dan gelir bunun teli, hoppala deriz, hoppala, amma da batı özentisi. Yani bu kadar da batı özentisi olur mu deriz. Olsun, ama Dertli babamız, Dertli dedemiz günümüzden 200 sene evvel göğsünü gere gere söylemiş. Venedik'ten gelir bunun teli. Devam ediyoruz. Şöyle diyor. Venedik'ten gelir teli, ardıç ağacından kolu. Ve Allah'ın sersem kulu, şeytan bunun neresinde? Abdest alsan aldın demez. Namaz kılsan kıldın demez. Kadı gibi haram yemez. Şeytan bunun neresinde? Böyle uzayıp gidiyor Dertli'nin sazına yazdığı bu öykünme, bu mersiye. Son dörtlük enfes. Dertli gibi sarıksızdır. Ayağı da çarıksızdır. Boynuzu yok, kuyruksuzdur. Son defa söylüyorum efendi diyor. Şeytan bunun neresinde?